Hangi hava yolu olduğu önemli değil. Yarın olursa süper olur. Tamam, bekliyorum. Konumuz ne? Cumhuriyet'in şeyleri. Neyleri? Ya hani biz geri kaldık ya. Hı-hı. Sonra Cumhuriyet oldu, ilerledik. İşte onların en önemlileri, o şeyler. Hangisi daha önemlidir? Tamam. Tamam, sen ne yazdın? Ben padişahlık kalktı, demokrasi geldi dedim. En önemlisi hangisi? En önemlisi miladi takvimin kabulü. Neden? Neden? Çünkü şimdi hicri takvimi kullanıyorduk. Tamam mı? Yani 1300'lü yıllarda yaşıyorduk. Sonra takvim değişti. Bir sabah bir kalktık. 20. yüzyıldayız. Sen şimdi tek bir gecede 600 seneye gelmişsin. O kadar yılı ilerlemişsin. Bir bakıyorsun herkesin kafasında hala fes var falan filan. Olur mu? Olur mu? Olmaz. Hemen tak şapka kanunu çıkartıyorsun. Ne yapıyorsun? Öyle böyle ilerliyorsun. Arayı kapatıyorsun yani. Miladi takvim olmasa. Biz şimdi hala 1500'lü yıllarda yaşıyorduk. Acayip geri kalmıştık yani. Anladın? O yüzden diğerlerinin hepsi bundan daha sonra gelir. Yani en önemlisi bu. Bu, evet. Ne saçma sapan şeyler anlatıyorsun çocuğa? Bir şey anlamadım ki zaten. Al o zaman kendin yap. Al. Alo. Hadi. Efendim. Tamam. Yarın 2:30. Londra. Tamam, iyi akşamlar. Baba, Aşıgül abla nereye gidiyor? Aldım bileti. Böyle üstüne başına bir şey almadan mı gideceksin? Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Nöbetledirler belki hala. Hadi ya. Pasaportum evde. Benim o pasaportu almam lazım. Hayırdır ya bu saatte? Onların hepsi yapılacak. Kusura bakma birader, habersiz geldik. Siktir. Ev sahibi bu saatte. Evet ya Ayşegül, benim sana bak bir şey söylemem lazım. Benim bu ev sahibi Sofu'nun teki, tamam mı? Tam 9 kez hacca gitti herif. Şimdi buraya gelecek, seni burada görürse mahvolur ben. Beni herif sokağa atar, sokaklarda aç, bir aç, susuz, sefil, mahvolurum. Beni bırak bak çocuğum. Bak, bak şu çocuğa bak, şu çocuğa. Yavrucağı acı, gözünü seveyim Ayşegül, ne olursun ya. Ya ne yapıyorsun ya? Aa, iyice Küçük Emrah filmlerine benzetti, ne yap? Ne yapayım ben şimdi, balkondan mı atlayayım? Yok yok, gel, gel, gel. Gel, gel. Evet, evet. Ay, saçma olma ya. Çabuk çabuk, sakın sesini çıkarma, tamam mı? Şşş, oğlum. Geç yavrum, geç. Otur, öyle yerin ya, tamam mı? Geç. Tamam, arkadaşım diyorum. Oğlum hayırdır, niye açmıyor kapıyı? Ya sorma ya. Bizim bu kayınpeder burada. Aksi cins bir herif. Gazeteci mazeteci ya bu. Şimdi sizi görecek, 1000 tane soru soracak bana. Bizim durum da malum tabii. O yüzden hoş geldin Sema. Hoş bulduk Poyraz. Oğlum bırak yalan atmayı. Kız mı attın lan yoksa ben? Ya. Yok ya, ne kızı ya? Kız falan yok. Oğlum da burada zaten. Kayınpeder burada diyorum ya. Siz hayrola, hayırdır. Poyraz, babanın kızı kayıp. Ayşegül, bulmamız lazım, bulamıyoruz. Eski polissin, belki bize yol yordam gösterirsin. Ha. Şimdi o şöyle olabilir. Yani plakadan MOBESE ya da işte cep telefonunun sinyaliyle yer tespiti yapılabilir belki. Onu düşündük de baba polisi işin içine karıştırmak istemiyor. Yani başka bir yol bulmamız lazım. Tamam, o zaman siz bana biraz müsaade edin. Benim bu kredi kartları merkezinde çalışan bir tanıdığım var. Yakın tanıdığım.
İşte hani bir yerde bir harcama falan yaptıysa da görürüz, öğreniriz. Ama dediğim gibi zaman lazım. Ben size haber vereyim. Tamam bak, bu iyi fikir. O zaman biz senden haber bekliyoruz. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bari müsaade et de bir küçük su dökeyim. Sefer, müsait değilim dedi. Hadi. Ya ne olur böyle. Ayak üstü oldu ya, kusura bakmayın hani. Başka sefere. Borcum olsun. Ne yapacağız? Yiyeceğiz mi yemek? Ayşegül abla çıkabilirsin. Sahibinden bu kadar korkulur mu? Ne yapacak? Canını mı alacak? Sen bilmiyorsun ne ev sahipleri var. Şey, benim eve gitmem gerek. Pasaportu alacağım. İyi tamam, beraber gidelim o zaman.